İsmim Sami Çelik. Adana'mız bu zamana kadar kimsesiz kaldı, öksüz kaldı, çaresiz kaldı, yetim kaldı, kaldı ha kaldı. Belki yarın haberlerde diyecekler ki Oğuzhan Uğur Adana'daydı da hadi bir bakalım Twitter'da şekli şemali belli olmayan bir gündem oluverir. Adana'mız hizmete aç. Yani şuraya Yüreğir ilçemizden katılıyorum. Ya bir devlet hastanesine gidiyorsunuz. Allah için o yolu kim yapıyorsa Allah onun cezasını versin diyeceğim. Olmayacak. Yahu mübarek insan, o yoldan ambulans geçiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafına baktığımızda insanlar başka şehirlerden Adana'mıza gelip Adana için ben çalışacağım diyor. Sizden gidelim şu anda. Ankara'da doğup, Ankara'da üniversiteye gidip, New York'ta yaşayıp Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı nasıl yöneteceksiniz? Teşekkür ederim. Ya bir tane yerli başkan var, 10 tane yabancı başkan var. Babam senin ne işin var Ankara'dan geliyorsun belediyeye aday oluyorsun ya? Kim ya yabancı başkan? Bülent Alper örnek veriyorum. Nerede yabancı adam yüreğinin? Çukurova'da oturuyor, iş yeri bizim evin dibinde diye diş hastanesi. Yüreğe aday oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yine Ankara'dan gelme milletvekili. Onu bilmiyorum. Refah Partisi'nin adayı Abdullah Torun aynı keza yine Ankara'dan gelme. Bir tane yerli aday var, o da Gariban Saadet Partisi'nin adayı Osman Söyler. Onun harici bir tane yerli aday yok. Bakıyorum şöyle ya kardeşim ben kime oy vereceğim? Ya Büyükşehir'de de bulamıyorum. Ben misal hala kararsız kalmış durumdayım. Hangi takımlısınız? Demirsporluyum da. Takımınıza yabancı futbolcu gelip gol attığında sevinmiyor musunuz? Ya şöyle oluyor da. Adana köprü başı otur saraya. Alparslan Türkeş'in kızı olmak nasıl bir duygu? Allah bunu bana nasip ettiği için çok şanslıyım. İnşallah ölene kadar da bu ismi layığıyla taşıyıp ben de Allah'a hem de Türk milletine ve babama borcumu ödemiş olurum diyorum. Çukurova Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisiyim. Hani hepimizin hayalidir milletvekili olmak bence bizim bölümde. Ama olamayız yani muhtemelen. Niye olamayacaksın Allah? Bak önce kendine çok güveneceksin. Çok çabalamamız gerekiyor. Yok canım ne çabalaman? Kendine güven. Olacağım dedim mi olacağım. Yani soy isim lazım falan. Bir şey söyleyeceğim. Tek sermayemin Türkeş olmadığını ispatladım ben yani. Kesinlikle ben katılıyorum. Sizin eğitiminizi araştırdım. Hatta sizin meclisteki yani, gen sorularınıza falan da baktım. Meclisteki gen sorularınız hep Adana'yla alakalı. Bu da eve rahat gidebileyim diye üstüne devam etti. Balcalı otobüsleri oldukça eski ve yazın çok fazla sıcak olan Adana'da klimalar çalışmıyor. Ve gerçekten çok büyük bir eziyet bu. Yeter ki makyajın akmasın be sıcakta. Sizin ikametiniz burada mı efendim? Hayır. Hiç cevap vermeyin. Milletvekilliği seçimlerinde geçen sene Kozan'da verdiğiniz nice vaatler oldu. Ben Kozanlıyım, Kozan'ın halkındanım ve milletindenim diye başladınız. Neredeyse bir yıl geçti bu olayın üzerinden. Sunduğunuz vaatlerin neredeyse hiçbiri gerçekleşmedi. Belediye başkanı olmadığınız için tabii belediye işlerine bakamıyorsunuz ama milletvekili olarak herhangi bir yatırım yapılmadı. Depremden sonra hasar alan Balcalı Hastanesi'ne herhangi bir yatırım neredeyse hiçbir şey yapılmadı. Buna müdahale edemez miydiniz? Bunun için bir gelişim sağlayamaz mıydınız? Müdahale ettik. Nasıl müdahale ediyor milletvekili? Araştırma önergesi veriyor, soru önergesi veriyor, kanun teklif veriyor ama genel kurula gelince kabul edilmiyor ya da bakan sana cevap vermiyor. Ucube dediğimiz bu sistem milletvekillerinin elini zayıflatıyor. Herkes vaatler vermeyi seviyor. Milletvekili adayından da bir sürü vaatler vermiştiniz. Bunların yerine getirildiğini çoğunlukla görmüyoruz. Ya ama işte ben sana neden yerine getiremediğimi anlatıyorum. Ama yerine getiremeyeceğiniz vaatler o zaman verilmemeli gibi geliyor. Yani çünkü... Tamam da ben nereden bileyim muhalefet partisi milletvekili? Belki iktidar olacağım, belki bakan olacağım. Nereden biliyorsun Allah Allah? Yani... Bir şey daha sormak ben istiyorum. Ben nereden seçim sonucunu bilmiyorum ki. Yapmayacağım vaatleri vermedim. Seçim propagandalarına bu kadar para harcanırken yatırımın yapılmaması. Evet ben ya, de ondan şikayetçiyim. Sizin partiniz de dahil bugün yani az kalsın seçim otobüslerinizden biriyle kaza yapıyorduk ve... Niye önüne bakmıyorsun kardeşim? Hayır yani seçim için bu kadar para... Seçim için bu kadar para harcanırken halka yapılacak yatırımlara neden hiçbir zaman bütçe bulunamıyor ya da bir şey yapılamıyor? Evet işte. Merkez parti içinde muhalefet partileri içinde. Tamam katılıyorum ben de onu diyorum zaten. Ben zaten dedim ben afiş asmadan başkan olacağım dedim. Aman dedi ne yapıyorsunuz dedi. Afiş atmazsanız dedi sizi hiç kimse iddialı görmez dedi. Mecbur asacağız dedi ben hiç bakmıyorum karışmıyorum eşim bakıyor afişlere. Vallahi yani bence de saçma bir şey bu kadar seçim şeyine para harcamak ama bu işin kuralını o hali biz bu kuralları bozacağız. Yeniden yazacağız diyorum. Ben zaten bak belediye başkanı. Bir dahaki seçime gelse afiş asmayacağım çünkü yaptıklarım zaten beni vazgeçilmez kılacak.
Ben de İstanbul'dan geldim ve geldiğim gibi açıkçası bu afişi gördüm, sizin de bahsettiğiniz. Oo, güzel çıkmışım da. Adam bir de uğraşmış biliyor musun? Grafik tasarım. Yazmış, okları çizmiş falan şimdi böyle. Şimdi burada da dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder. Başbuğ Alparslan Türkeş. Adana'da ihanete geçit yok deyip sizin resminize ok işaretiyle gösterilen bir durum söz diyor konusu. Diyor ki Ayyüce'ye ihanet etme ey Adanalı, oyunu Ayyüce'ye ver diyor. Daha ne desin adam ya. Allah razı olsun onlardan. Sorum şu. Türk milliyetçi ekollerine olan Başbuğ Alparslan Türkeş'in çocuklarından birisi AK Parti'de, bir diğeri ise siz, yani İYİ Parti'de siyaset yapıyorsunuz. Bu durumda Doruk Türkeş'in durduğu yer mi yoksa Ayyüce Türkeş'in durduğu yer mi doğru? Tabii ki. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Bir ekonomist olarak hisse senedi tavsiyeniz var mı? Yok artık da. Sen beni ne yapıyorsun? İpe götüreceksin sen şimdi beni. Şakasıydı da biraz önce dediniz ki anayasanın 4 maddesi ve 66. maddesiyle ilgili sorun olmayan herkeste yol yürürüz dediniz. Ümit Özdağ bunu daha önce sizden önce açıkladı. Eyvah! Ümit Özdağ yerel seçimlerden önce de Meral Hanım'a dedi ki gelin beraber yürüyelim. Niye yürümediniz? Onu Meral Hanım'a soracaksın kardeş, bana sor. 40 yaşındayım, 25 yıldır aynı siyasileri görmekten evet sıkıldım. E tamam, oy vermeyeceksiniz, bu kadar basit. Lise yıllarında genel başkanınız İçişleri Bakanı'ydı, şu an genel başkan. İlerlemiş. Babanızın bir Turan ülküsü vardı. Bu yolda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Macaristan'da kurulan Turan Birliği'ni Adana'da kurmak ister misiniz? Türk dünyasının merkezini de Adana yapalım. Neden olmasın? Bütün Türklerin abisi olarak görüken Türkiye, niçin bir Türkiye'nin Adana'sı olarak büyük olmasın? Çok mantıklı. Tamam, onu da yapalım. Düşünsenize Adana'nın güzel yerlerinde otaklar kurulsun. Vallahi süper olur. Kıllı topuzlar vurulsun. Atlar şey yapsın. Olmaz mı? Evet, süper olur.